Şahin Bey, Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediyenin bütçesinin 92 milyon liradan 5,5 milyar liraya çıktığını ve borçlanma yapmadan bütçenin %80'ini yatırım bütçesi olarak kullandıklarını ifade etti. Göreve geldiğimizde 92 milyon bütçemiz, 200 milyon lira da borcumuz vardı. Başta mali olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu, İller Bankası, devlet kurumları, bunun yanı sıra müteahhitler, esnafa hatta işçimize dahi borcumuz vardı. Biz tasarrufu kendimize esas temel olarak kabul ettik ve 2 yıl içerisinde borcumuzun tamamını ödedik. Ve o günden beri biz göreve geldiğimiz günden beri borçlanma yapmadığımız gibi 1 lira dahi faiz ödemedik. Paramızın hepsini yatırım bütçesi olarak kullanıyoruz. Bütçemiz 92 milyon liradan şu anda 5,5 milyar liraya çıktı. Tam 60 kat bütçemizi artırarak 5,5 milyar liraya çıkardık. Eğer aynı oranda borcumuz artsaydı 12 milyar TL borcumuz olması gerekiyordu. Şu anda borcumuz yok. Bütçemizin %80'ini yatırım bütçesi olarak kullanıyoruz. Türkiye'de ilkleri gerçekleştiriyoruz. Bakanlık yatırımları gibi yatırımlar yapıyoruz. Mesela depremden sonra 2 tane tünel açtık. Türkiye'nin ikinci büyük kütüphanesini, Türkiye'nin ikinci büyük camisini hizmete aldık. Yine kentsel dönüşümde 10.400 evin kamulaştırılması ve yıkımını gerçekleştirdik problemsiz bir şekilde. Yaklaşık 4 milyar TL bu işe para harcadık. 5 milyar lira eğitime para harcadık. 3 milyar TL spora yatırım yaptık. Sırf amaç gençlerimizin daha iyi bir eğitim alabilmesi için. 10 bin konut yapımı, 1.300 iş yeri yapımı gerçekleştirdik. Ve bunlar da vatandaşlarımıza 10 yıl taksiti verdik. Bir nevi onları finanse ettik. Uygun şartlarda konut sahibi olmasını sağladık. Yine restorasyon çalışmalarında 1 numarayız. Türkiye'nin en büyük millet bahçesi Şahin Bey'de 666 tane park yapımı gerçekleştirdik. Yani şunu söylüyorum, bir taraftan borçsuz derken yatırımları bırakmıyoruz. Tam tersi bir taraftan yatırımlar devam ederken bir taraftan da bunu kendi öz kaynaklarımızla yaparak halkımıza hizmet olarak sunuyoruz. Halkımız da bunu zaten her seçimde oyumuzu arttırarak bize destek olarak gösteriyor. Belediyemizde 2.100 kişi çalışıyor. Ben şöyle bir kıyaslama yapacak olursam isim vermeden, mesela İstanbul'da 300 bin nüfusu bir belediyede şu anda 3.000 kişi çalışıyor. Bizim 940 bin kendi vatandaşımız, yaklaşık bir 300 bin de Suriyeli geçici misafirimiz olduğunu düşünürsek, bizim o belediye ile aynı oranda nüfusa göre personel çalıştırsak 12 bin personel çalıştırmamız gerekiyor. Biz sadece 2.100 personelle çalışıyoruz. Yani ihtiyacımız kadar personelle çalışıyoruz. Oradan artan kaynağımızı da vatandaşımıza yatırım olarak, hizmet olarak sunuyoruz. Elbette alacaklarımız var. Biz şu anda 10 yıl taksitli konut sattık, 10 yıl taksitli iş yeri sattık. Oralardan şu anda bize gelecek paralar var. Ayrıca ben göreve geldiğimde belediyenin mülkü 15 tane kiraya verdiğimiz yer vardı. Şu anda 400'ün üzerinde kiraya verdiğimiz yer var. Yani biz borçlu bir belediye değil, alacaklı bir belediyeyiz. Diğer taraftan devlet yatırımları gibi yatırımlar yapıyoruz. İşte bir sanayi sitesi yaptık, 3 katlı köprülü kavşak yaptık, depremden sonra tünel yaptık, Türkiye'nin ikinci büyük kütüphanesini yaptık, Türkiye'nin ikinci büyük camisini ve külliyesiyle beraber hizmete sunduk. Şu anda yine katlı yol projelerimiz var. Birçok vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak projelerle yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bir gün Ankara'ya gittim. Sayın Cumhurbaşkanımız grup toplantısında dedi ki IMF olan borcumuzu bugün bitiriyoruz. Biz IMF'e borç vereceğiz dedi. Ben de grup toplantısından sonra Mehmet Şimşek Bakanımızla görüşmem vardı. Ziyarete gittiğimde az sonra IMF heyeti gelecek dedi.
Ben de onlara Sayın Bakan, ben de Sayın Bakanımıza şunu söyledim. Dedim ki eskiden Türkiye 100 milyon dolar kredi almak için IMF'in kapısında hükümet olarak bekliyordu. Siz lütfen onlara söyler misiniz? Artık Türkiye değişti, Türkiye güçlendi. Bizim bir ilçe belediyemiz, Şahin bir belediyemiz size 100 milyon dolar kredi verebilmek için hazır bekliyor. Söylerseniz biz bu desteği sağlayabiliriz demiştim. Ben Cumhurbaşkanımızla sık aralıklarla görüşüyorum. Yaptığımız yatırımlardan bahsediyorum. Yine burada 3 katlı köprülü kavşağımızın açılışında da burayı borçsuz yaptığımızı ve tünel inşaatına başlayacağımızı söylediğimde maşallah Tahmazoğlu kasa kese bereketli demişti. Gelecek yüzyılı Türkiye yüzyılı kılma mücadelenizde kasa kese bereketli maşallah. Elhamdülillah. Bunları kredi kullanmadan kendi öz kaynaklarımızla yapıyor Sayın Cumhurbaşkanım. Zaten kredi kullansaydım batardım. Şahin Bey'in mali dünyası muhtemelen Türkiye'nin mali durumundan çok çok daha iyi. Aslında birçok bakanlıktan daha fazla yatırım yapabilecek bir noktaya gelmiş. Yani az önce bir hesap yaptım. Şimdi Türkiye'nin kredi notu 3B-'ye çıktı. Yani 3B- noktasındayız. Fakat şimdi Şahin Bey'in borcu yok. Faiz yok. Bütçesinin 1/4'ünü yatırıma dönüştürüyor. Yani aslında Türkiye'nin bugün aldığı kredi notunun en az 10 kademe üstünü hak ediyor. 10 kademenin üstünde de zaten not yok.